Arkadaşlar merhaba, Türkçe öğretmeni Ali Korkut. Bugünkü dersimize sözcük türlerine devam edeceğiz. Zarflar ya da belirteçler olarak bilinen konuyla başlıyoruz. Zarf nedir? Öncelikle onun tanımını bir yapalım. Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere ne denir? Zarf ya da belirteç denir. Bakın belirten ve belirteç kelimelerine dikkat edelim. Eylemleri yani fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf denir. Bakalım ihtiyar kapıyı yavaşça açtı. Arkadaşlar açma eylemi nasıl yapılıyor? Yavaşça. O zaman açmak fiil midir? Bakın eylemleri ne yaptı? Belirtti. Dün aldığımız yumurtalar bayatmış. Ne zaman? Dün. Zaman olarak zaman zarfı karşımıza çıkmaktadır. Sınavda çok kolay sorular vardı. Nasıl soru? Kolay soru. Kolay burada nedir? Niteleme sıfatıdır. Neden? Çünkü nasıl sorusuna cevap vermiştir. Sıfatları derken nasıl soru? Çok kolay soru. Bu tanımı örneklendirmiş. Çocuk ne güzel konuşuyordu dediğimde nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyordu. Konuşmak nedir? Fiildir. Ne sözcüğü? Bakın bu zaten zarftır. Nasıl zarf? Durum zarfıdır. Nasıl konuşuyor? Güzel konuşuyor. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Güzel kız diyelim. Güzel kız. Bir de bana güzel davrandı diyelim. Davranmak nedir? Fiildir. Kız nedir? İsimdir. İsme nasıl sorusunu soruyorum. Nasıl kız? Güzel kız. O zaman güzel sözcüğü ne olacaktır? İsme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı sıfatı. Nasıl davrandı? Davranmak nedir? Zarftır. Bu ne olacaktır? Durum zarfı olacaktır. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu. Nasıl davrandı? Güzel davrandı. Zarf. İsme sorduğumuz nasıl kız diye sıfat olduğunu söylemekteyiz. Evet, gördüğümüz gibi nasıl konuşuyordu? Güzel konuşuyordu. Zarftır. Ne ise derecelendirmiştir. Ne yaptı? Kendi türünden zarfı belirtmiş oldu. Devam edelim. Farklı gruplara ayrılır. Durum, zaman, yer, yön, azlık, çokluk, soru zarfı olmak üzere çeşitli gruplarda incelenir. Durumun diğer adı nedir arkadaşlar? Hal, belirteci ya da zarfı. Fiile sorulan ya da eylemsiye sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Durum yönünden belirtecek. Küçük çocuk koşarak yolun sonundaki evine gitti. Nasıl gitti? Koşarak gitti. Bakın arkadaşlar ne olacaktır koşarak sözcüğü? Durum zarfı. Gitmek fiildir. Eylem nasıl yapılıyor? Koşarak yapılıyor.